Sorsa Tayyip Bey'e sen niye dikkat etmedin diye ne diyecek? Ne için dikkat etmedin? Sen niye dikkat etmedin bunları başına geldi zaten, diye? Kandırıldım ben dedi hocam. Peki o kandırılıyor, ben kandırılmadığım halde o cezasını çekmiyor. Ben niye çekiyorum cezasını? Hava Harbi Okulu öğrencileri kandırıldı mı kandırılmadı mı? Yani kandırıldım diyebilirler ama. Niye o gençler yani içeride? İtirafçı olabilirler. İtirafçı olmuyor. Çocuk diyor ki bize komutanımız geldi dedi ki burası teminatsız, olaylar olabilir, sıkıntı olabilir, sizi okulunuza götürüyoruz. Geldi köprüde böyle böyle oldu, çocuk kendini savunuyor. Hiçbir defa silah bile kullanmadım. Silahımdaki ne kadar mermiler varsa o da yerinde, silahımdan ateş de edilmemiş, ben böyle kandırıldım, köprüye getirildim diyor. Benim Fethullah'la bilmem neyle alakam yok, 12 yaşında bu okula başladım, devlet beni eğitti getirdi buraya, ben burada kaldım. Şimdi Tayyip Bey ben kandırıldım diyor, yıllarca bunlarla beraber yürümüş. Hulusi Akar ben kandırıldım diyor, yanındaki herkes o işe bulaşmış, o bulaşamamış. Gelmiş sonra Milli Savunma Bakanı olmuş da bu çocuklara niye kandırılma hakkı olmuyor? Ben hiç kandırılmadım da adamların hayatta bir çayını içmemişim. Hep belli bir şekilde mesafeli durmuşum. Çocuğumu okuluna göndermemişim, hep cephe almışım ve diyorum ki ya arkadaşlar diyorum bu okulda bunların bir idarecisi vardı. Bunları toplayıp götürüp yemek yediren bu idareciydi. Bunların gelip parasını ödeyen de Mustafa Özcan'dı. İdareci okulda, toplanıp götürülenler okulda, parayı ödeyen yurt dışında ben atılmışım. Ya bu Allah sizinkinleri affediyor da beni niye affetmiyor peki? Bu nasıl bir yargılama ya? Bunu ne zaman duyacaksınız? Siz ehli imansınız, ehli insafsınız. Bak ben diyorum ki benim çocuğum akşam eve gelmese ben üzülüyorum. Ben gidip bu çocukları görüp ziyaret edip hasta oluyorum.